Merhaba, iyi günler. 15 Temmuz darbe girişimini konuşuyoruz ve konuğumuz stüdyoda Şehir Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog Ferhat Kenter. Onunla özellikle darbenin toplumsal boyutunu, darbe girişimini daha doğrusu toplumsal boyutunu değerlendireceğiz. Açıkçası toplumda bu darbe girişimine alenen savunan kimseyi görmedik ama buna direnenler oldu, alenen karşı çıkanlar oldu ve bu darbe girişiminde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki diğer darbe ve darbe girişimlerinde yaşananlardan daha farklı seyretti. Bunları ele alacağız. Ferhat, hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii bunları ele alacağız ama çok sıcak bir gelişme var. Bu sabah başladı. Zaman Gazetesi'nin eski halinde yazan, yöneticilik yapan gazeteci, yönetici ve yazarlar hakkında bir gözaltı şeyi var. 40 aşkın kişi ve yakından tanıdığımız isimler gözaltına alınıyor. Mesela Ali Bulaç, Şahin Alpay, isim listesi ne derece doğru bilmiyorum ama büyük gazeteler yazdı. Hilmi Yavuz'un adı var. Bayağı ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ne diyorsun buna? Vallahi korkunç bir tecrübe yaşadık. Yani işte bir takım insanlar gözlerini kırpmadan insan öldürdüler. Ve belli ki o gözlerini kırpmadan yaptıkları şeyin arkasına daha da korkunç şeyler gelecekti. Şimdi bunun arkasından tabii ki işte bir takım insanların intikam duygularının, işte kendilerini korumaya alma çabalarını falan anlamak mümkün ve anlamak gerekir zaten. Ama adaletsizliğin eğer hüküm sürmeye başlama söz konusu olursa çok fazla altından kalkamayacağız. Bu adalet, o nirengi, ya terazi vesaire, o duyguyu kaybetmemek için yeniden düşünmek lazım. Yani bütün bu insanlar Türkiye'deki işte demokrasi tarihinde, yani Ali Bulaç'ı düşünün. Yani Türkiye'deki İslami hareket, İslamcı hareketi zaten işte senin ta yıllar önce işte daha seküler dünyadan gelip açtığın dünyadaki ilk insanlardan biridir. Yani Türkiye toplumu İslamcılığı, İslami hareketi Ali Bulaç sayesinde öğrendi. Yani bugün AK Parti diye bir hükümet varsa, bugün işte Türkiye'nin ne bileyim daha otoriter, işte Jacoben bir takım yapılara karşı toplumun sesi geldiyse, vallahi bu tür insanların da herhalde bir katkısı var. Dolayısıyla bence bu tür kestirmeden intikam ve topluca bir kategorize edip düşmanlaştırarak yapılacak bir takım kovuşturmalar, soruşturmalar çok da hayırlı sonuç vermez. Aynı torbaya koymamak. Herhalde. Yani evet. Tabii burada şöyle bir yani şey var. Tam şöyle net koyalım. Yani bir takım insanlar terör suçu işlediler. İnsanları öldürdüler ve hatta terör suçluysa belki terörü öyle anlamak lazım. Terörize ettiler. Biz hala onun duygusundan çıkamadık. Gözlerimiz önünde o Boğaz Köprüsü'nde işte havalanında yok işte Ankara'da şurada burada helikopterlerden, bir takım tabancalardan, tüfeklerden, toplardan açılan ateşlerin sesleri, göklerde uçan işte cayırtlar halinde jetlerin sesleri var. Bu terörize ettiler. Dolayısıyla bu bir mesele. Bir de başka bir mesele var. İnsanların söyledikleri bazen seninle çok denk düşer, bazen başka birisiyle çok denk düşer. Değil mi? Onları galiba net ayırt etmekten başka bir şey yok. Şöyle bir şey var. Bir cemaat yapılanması var ve bu cemaat yapılanması darbenin birinci derecede sorumlusu olarak görülüyor ki ben şahsen eminim, yani sen nasıl bakıyorsun bilmiyorum. Ama bu cemaat sadece darbe örgütleyen bir cemaat değil. Esas olarak sivil bir görüntüsü var. Sivil faaliyetleri var. Okulları, medyası vesairesi ve sivil olduğu ölçüde de insanlar bunun bir yerinde bunun faaliyetlerine şuna buna katılabiliyorlar. Gazetesinde yazabiliyor, şey olabiliyor, bu olabiliyor, toplantısına gidebiliyor. Şimdi öyle bir hale geldi ki bu çeperindeki vesairesindeki her türlü cemaatin etki alanındaki herkes darbeden ve dolayısıyla senin haklı bir şekilde söylediğin gibi terörden sorumlu tutuluyor oluyor. Bu dünyadaki örneklerden vesaireden de hareketle böyle bir hızlıca düşünürsek bunu nasıl çözüyor demokrasiler bu tür olayları? Yani failler ve faillerle bir şekilde bilmeden irtibatlı olmuş insanlar vesaire. Bu önümüze çok gelecek. Ergenekon'da da tabii benzer şeyler çok olmuştu. Nasıl çözüldüğünü, yani şimdi soruyu inşallah dağıtmam. Gerekirse bana tekrar, beni oraya tekrar çek. Ama şöyle bir etraflıca düşünmeye çalış. Hem dünya demiş olman iyi. Mesela ben kendimi düşüneyim. Ben işte AK Parti'nin gençlik kollarında işte çeşitli zamanlarda dersler vermiş bir insanım. Şimdi bu darbeciler başarılı olsaydı, örneğin ben AK Parti'ye ders vermiş olmaktan ötürü örneğin çok rahat suçlanabilecek bir insan olacaktım, değil mi? Yani tamam işte bir takım, gerçi Zaman Gazetesi'nde ben birkaç tane yazı yazdım, sonra yazılarıma son verdiler, beğenmediler örneğin. Ama işte başka hiçbir yerde televizyonda şuraya böyle çağrılmazken işte bir takım
cemaatin kanallarında birkaç kere işte çıktım. Bütün bunlar da olsa o zaman benim hakkımda suç olabilir. Ama iyi de ben sosyolog olarak işte olmaya çalıştığım kadar sözlerimi, düşüncelerimi ifade etmeye çalışan, sosyolojik olarak ifade etmeye çalışan bir insan olarak bir sürü yerde görülmüş olabilirim söylediklerimle. Şimdi benim araştırarak, işte anlamaya çalışarak, doğru yanlış, bazen belki yanılıyorumdur bir sürü, fikirlerimi söylemeye çalışmam. Bu darbe işte ya da bilmem cemaat falan bir takım şeylere nasıl dahil edilir? Edilemez. Çünkü o zaman AK Particilikle de örneğin benim özdeşleşmem lazım. Öyle bir şey yok. Şimdi dünyada nasıl oluyor? Vallahi galiba şöyle bir şey. Ben eğer sahip olduğum bir takım bilgileri işte doğrudan yani terörize etmek üzere, terörü meşrulaştırmak üzere kullanıyorsam o zaman evet belki bir suçun yanına gelmiş olurum. Ama bence çok net yapılacak ayrım şu. Şiddete başvurdu mu? Doğrudan yalan söyledi mi? Sakladı mı? Mesela işte bu darbe hakkında fikir sahibi olup söylememek herhangi bir şeyi. Çünkü terörün yolunu açmış oluyorsun. Teröre izin vermiş oluyorsun. Bu tür kıstaslar daha yani polisiye, asayiş, güvenlik, şiddet vesaire gibi bir yerden bakmak lazım. Dünyada bildiğim kadarıyla böyle yapıldı bu işler. Ama neresi dersen çok da öyle somut şurası şurası gibi bir takım örnekler peki, veremem. Olayın 15 Temmuz'a gelelim ve olayın toplumsal ayağına baktığında seni en çok ne çarptı burada 15 Temmuz'da? Vallahi ikili yani bir olay. En çok şu, deminki soruna ya da belki biraz bağlantı kurabiliriz. Silahlı kuvvetler nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri nedir? İşte peygamber ocağı işte sıfatına haiz olan işte... Türkiye'nin halk çocuklarının gittiği, gerek asker, gerek subay, as subay vesaire kategorilerine yükseldiği bir kurum. Bu sonuç olarak bu toplumun ürünü değil mi? Yani ama işte belli ki bu kitlenin içinde herkesin hakim olmadığı ama bazılarının çok hakim olduğu bir sürü illegal yapılanma var. Yani işte 27 Mayıs'lardan başla. Menderesleri kimler astırdı? Ordunun içindeki bir takım insanlar astırdı. 12 Mart deniz gezmişleri kim astırdı? 12 Eylül'de 50 tane insanı ve bütün o arkasından gelen korkunç faaliyetleri kimler yaptırdı? Bu silahlı kuvvetlerin içinde bir takım insanlar yaptı. Bu şu mu demek? Bütün silahlı kuvvetler gerçekten berbat, baştan aşağı bir takım insanlarla mı dolu? Herhalde değil. Ama şu çok korkunç bir şey. Bu yapı, işte muhtemelen onu da tartışırız gezi. Kuleli askeri liselerinde, harp akademilerinde, şurada burada nasıl bir bilinç oluşturuluyor ki? Şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir şekilde... Çatır çatır insanların üzerine direkt ateş edildi. Bu tahammül edilir ve anlaşılabilir bir şey değil. Burada yalnız şöyle bir şey sanki var. Geleneksel ordu ideolojisi vesairesi ne? Bir de burada yeni bir vektör eklenmiş oluyor. Daha küçük yaşta harp akademilerine, asker liselere falan bilinçli olarak öğrenci yerleştiren bir yapı. Yani o bir taraftan ordunun kendi şeyini tevarüz ediyor. Bir taraftan da o illegal yapılanmanın, sistemli yapılanmanın şeyini tabii üst üste birince çok daha... Anladım. Bu herhalde yani belki o korkunçluğun boyutlarını belki buradan anlamak lazım. Zaten silahlı kuvvetlerde var olan bir ruh hali. Yani her işte kim bunu silahlı kuvvetlerden işte bir şekilde ayrılmış olan insanlar falan der. Her kuleli askeri lisesi öğrencisi bir gün Atatürk olmayı düşünür. Atatürk olmasa kendine evren olmayı düşünür gibi. Yani ben en doğruyu biliyorum. Bu toplumun hakkında en doğruyu ben biliyorum. Dolayısıyla işte eğer vatan zor duruma düşerse onu da ben çözeceğim diyen bir şey. İnanılmaz kibirli, inanılmaz kendini üstten gören, her şeyi tepeden bakan bir zihniyet var bunun içinde. Tamam, cemaatin de sonuç olarak bu yapıyla eklenmesi hem böyle bir ideolojik bir üstünlük hem de biz grubu, yani biz diyen, bir başka bir yerden emir alan, sorgulamayan, her şeyi körü körüne kabul edebilen bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Ama sonuçta gene de şunu diyorum. Ya bu insanlar, bu toplumun içinden çıkmış insanlar, karşısına teyzeler, amcalar, çoluklar, çocuklar çıkıyor. Babalar, oğullar gittiler oraya. Yani. Onlara karşı bu kadar rahat ateş edebilmenin şeyin gene de anlaşılmayacak bir şey var ya, anlamamızda yarar var bunu. Yani çünkü şunu dediğinizde, cemaat bunu yaptı falan da, ya çok insan düzeyden bir yerden bakıyor. Bu anlaşılamaz. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Bu insani olarak duygularımızı anlayabileceğimiz bir şey değil. O yüzden çok korkunç. Beni en çok çarpan şey bu oldu. Birincisi. İkincisi hemen bunun karşı tarafı. Ya bir takım insanlar ne kadar cesur insanlar. Yani değil mi? O tankların karşısına çıkan insanlar. Ya kurşun yağdırıyor adam gene gitmeye devam ediyorlar. Bu galiba işte Türkiye'de
biraz tabii o hangi duygularla bu kadar karşı? Şehadet, işte İslam, Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi, muhtemelen bunların hepsi karışık bir takım duygularla. Ama bunların hepsinin şu veya bu oranda farklı insanları farklı etkileyerek o insana inanılmaz bir cesaret verdi. Dolayısıyla bu ideolojik olarak bir üstünlük de gösteriyor aslında. Yani toplum silahlı kuvvetler karşısında, muhtemelen silahlı kuvvetlerin içinde cemaatin oynamış olduğu rol de girdiği için insanların kafasındaki demokratik referans, demokrasi referansı demek ki çok güçlüymüş aslında. Yani ve bu ideolojik üstünlük daha doğrusu. Buradaki sokağa çıkan insanların profillerine bakarak bir takım insanlar onların demokrasiliğini sorgulamaya kalktılar. Sen de tanık olmuşsundur. Yani buradaki refleksin demokrasiden çok aslında İslamcı vesaire falan olduğunu söylemeye bunun bir anlamı... Çok fazla yok. Yani sonuçta evet tabii ki yani demokrasi valla salt öyle soyut bir kelime olarak değil. O demokrasinin içini bir şekilde dolduruyoruz. Yani işte herhalde daha sol, sosyalizan işte falan bir takım insanlar da pekala bunun içine girebilirlerdi veya işte bir sürü yerde girdiler de zaten bu insanlar. Herhalde onların çok da kafalarında İslamcı bir şey yoktu. Yani belki daha sosyalizm adına bir şeyler, sol adına bir şeyler vardı. Bu ama buradaki ortak payda şu, ideolojik bir üstünlük. Biz bu toplumun işte toplumsal tabakaları, işte sınıfları, kültürel grupları tepeden inmeci, yukarıdan aşağı kibirle bakan bir kurumun bütün o azametine, gücüne, silahına, tankına rağmen ideolojik olarak üstünüz, biz haklıyız diyen bir şey, meşruiyet alanı. Bu meşruiyet alanı muhtemelen o tankları, tüfekleri durduran güç oldu. Dolayısıyla toplumun yaşamış olduğu duygu bence bana göre işte o 15 Temmuz akşamının ikinci ve hangisi artık öne koyarsan önemli değil. Ama yani bu da bence çok önemli. Birisi, yani özetlersem, birileri vurdular, bu korkunç bir şeydi. İkincisi, bir takım insanlar kendilerini siper ettiler. O da müthiş bir şeydi diyorsun. Tabii bu da işte inanılmaz korkunç ve müthiş. Bir, korkunç ve olarak müthiş, korkunç ve işte evet. İnanılmaz insani bir insanüstü bir gayret devreye girdi. Sonuç olarak darbe başarısızlıkla sonuçlandı ve dolayısıyla bütün zayiata rağmen Türkiye bir şey kazandı. Şimdi tabii buradaki soru bunun üzerine Türkiye bunun ardını nasıl getirecek? Şimdi hala bir darbecilerle hesaplaşma boyutu var. Yeni bir takım girişimleri olabilir deniyor vesaire. Bunları engelleme boyutu falan var. Şimdi bir başka boyutu ama bir diğeri de şimdi demokrasiyi koruma refleksinin üzerinden demokrasiyi gerçekten Türkiye inşa edebilecek mi? Yani 15 Temmuz Türkiye'de demokrasinin alabildiğine ilerlemesinin olumlu anlamda bir dönüm noktası mı olacak? Çünkü burada bir tartışma var biliyorsun. Yani bu tam tersine mesela Batı basınına baktığın zaman ki Fethullah Gülen de New York Times'te yazdığı yazıda onu söylüyor kendini kurtarmak için. Diyor ki bunu Tayyip Erdoğan daha fazla otoriterleşmek için kullanacak. Şimdi Türkiye'de de bunu düşünen çok insan var. Batı'da ile çok fazla var. Sence bu risk gerçekten çok güçlü mü? Risk ne kadar güçlü bilmiyorum ama o riskin olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da yani bunun olmayabileceğini arzu etmek istiyorum. Yani böyle bir riskin olmaması gerektiğini, riski bir şekilde savuşturmak gerektiğini düşünüyorum. Yani burada işte sen, ben, ne bileyim işte bir takım insanlar yani işte medyada yazmaya çalışanlar olabildiği kadar, işte konuşmaya çalışan insanlar, bir takım siyasal partiler, HDP, CHP, AK Parti'nin içindeki bir takım insanlar... Herhalde herkes üç aşağı beş yukarı kafasına buna benzer şeyler geçiyor. Yani bunu olumlu olarak tabii canım yapacağız böyle diyenler var. Yok aman bir dakika dikkat edelim işte bu toplumun bilmem gelecek yıllarını işte otoriter, totaliter bir rejimle karartmayalım. Buna dikkat edelim diyen bir sürü insan var. Dolayısıyla bunu bence buradaki üslup çok önemli. Yani biz veya işte AK Parti'nin içindeki bir takım insanlar nasıl konuşacak? Öyle bir şekilde konuşmalıyız ki evet bu riske karşı, bu risk her zaman olabilir. Bu riski karşılamak veya bu riski ortadan kaldırmak için adımlar atmak gerekiyor. Üslubumuz, yazdıklarımız, söylediklerimiz, darbenin karşısındaki koalisyonun bir defa kendi içinde konuşabilir, koalisyonu konuşabilir bir hale getirmek lazım. Burada tabii AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın herkesin atması gereken adımlar var bence. Bu anlamda mesela o liderler buluşması tabii orada bir HDP evet, eksiğiyle tabii. Beraber, eksiği çok büyük bir, aynen, beni tabii. Çok rahatsız etti ama bir taraftan da onların buluşmuş olması da yani bir şekilde iyi bir şeydi. Böyle hiçbir şekilde sanki
mutlak anlamda %100 tatmin olacağımız şeyler yaşanmıyor gibi bir hal var. Tabii, yani mesela öyle. Orada Selahattin Demirtaş da olabilseydi herhalde Türkiye herhalde çok daha güzel bir şey olacaktı tabii. Çok daha başka bir şey konuşacak. Şimdi muhtemelen tabii yani muhtemelen değil çok açık o işte Kürt meselesi, PKK meselesi vesaire falan olan meseleler Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki halinin, devletinin en önemli nasıl diyeyim işte fay hattı mı dersin artık işte sorunlu alanlarından biri ve inşa edilmeye çalışılan yeni rejim, yeni toplumda o çıban başı gibi duruyor ve onu kolay kolay hazmedemeyecek bu yapı. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş ya da HDP'nin dışarıda tutulmasının mantığı oradan bir yerden geliyor. Ama bu doğru haklı anlamında demiyorum. Çünkü herhalde şu anda biliyoruz ki Gezi meselesinden, Kürt meselesine, Roboski'den işte... Kız uçağını düşürmesine. Hepsini, şey hepsini işte. Cemaate işte FETÖ'ye yüklenecek örneğin. Peki o zaman bu bize en azından şunu söylüyor olması lazım. Ya bir dakika o zaman bir takım darbeci bir takım insanlar milleti terörize etmek için korkunç adımlar atmışlar. O zaman bu atılan adımlar yüzünden de bir Kürt meselesi belki bu hale gelmedi mi? O zaman bir dakika bu adamlardan kurtulduğumuza göre o zaman Kürt meselesiyle daha barışçı, daha insani başka bir boyutta düşünemez miyiz yeniden? Belki eğer bu konuda bir atım atılsa belki PKK ya da HDP neyse bir sürü 10 tane adım atacak belki. Şimdi burada yalnız şöyle bir şey bu. Yani bu nasıl tam formüle ederim bilmiyorum. Aslında bu konuda bir sürü şey yazdım ama bunu yaklaşık işte Gezi'den önceden beri yazmaya başladım. Yani tabii çok öyle %100 emin olarak diyebileceğim şeyler değil. Ama bana bütün bu görüntüler olmakta olanlar sanki bir devrim metaforuyla anlaşılabilecek şeyler gibi geliyor. Yani bu devrim de işte iyi devrim, kötü devrim anlamında asla bir şey demiyorum. Çünkü Kamboçya gibi devrimler de oldu, Fransız devrimi de oldu, Sovyet devrimi de oldu, Kemalist devrimde. Zaten AK Parti'nin devrimi içinde devrim dendi zaten. İşte AK Parti'nin içinde bir takım insanlar dediler bunu. Şimdi devrimlerin bir takım özelliği var. Devrimler ya da en önemli özelliği belki net ikiye bölmesi toplumu. Yani ya eski rejimden yanasın ya yeni rejimden yanasın. Bu darbecilerin yaptığı bu devrim sürecini daha da keskinleştirmek oldu. Dolayısıyla devrimin ya AK Parti'nin işte silahsız, kansız bir devrimdi bu yani. İşte seçimlerle gelmiş olan bir parti yavaş yavaş işte toplumdaki zihniyeti değiştiriyor. Başörtü özgür hale geliyor. İşte Kürt meselesini konuşuyor oluyoruz. Her ne kadar beraberinde dünya kadar sorun sürüyor da olsa. Dolayısıyla bu devrim bugün galiba çok daha keskin oldu ve devrim ve karşı devrim kutuplaşması bence en çok dikkat etmemiz gereken şey. Ve sokağa çıkan insanlar, işte geçenler Sultanbeyli işte demokrasi nöbetine de gitti mesela. Oradaki işte insanlardan biraz biliyorum işte ya da Kısıklı'da, Taksim'de falan. Yani oldukça heterojen bir yapı var ama bu kitlenin içinde bir kesim var ki bunda işte bir takım internet televizyonlarında, kanallarında bir takım küçük videolar gördüm. Mesela gerçekten darbe olsaydı darbecilerin tarafında olacak bir takım insanlar var. Yani gayet yani %80, %90 diyeyim işte gayet demokrasi için, işte Cumhurbaşkanı için, askeri bir vesayet altında yasamak istemediği için sokağa çıkan insanlar var. Bunlar gayet Türkiye Cumhuriyeti'nin en sıradan, en kahraman vatandaşları. Ama bir başka kesim var. Tam da galiba bir takım darbecilerin, başka bir takım darbecilerin iç savaş heveslerinin, işlerini yapabilme potansiyel bir takım bir gruplar var. Dolayısıyla işte bu ikili, net ikili durumlarda en büyük tehlikelerden biri buradan geliyor. Peki, bu tür. Ferhat, sen yıllardır Türkiye'de bu konular çok ciddiye alınmazken İslam, dindarların sosyolojisini falan çalışan birisin. Konya'da değil mi bir araştırma var? Oradan başladı yani. İlk yani başladığım yıllar önce. Evet, evet. O tarihlerde kimsenin çok fazla sosyal bilimlerde el atmadığı alanlardı. Şimdi burada net bir savaş var yani artık iyice netleşti darbe girişiminden sonra ve bir tarafta Tayyip Erdoğan'ın başını çektiği AK Parti iktidarıyla bir tarafta da Fethullah Gülen'in başını çektiği cemaatin yapılanması. Tabii bunların müttefikleri vesaire var ama sonuç olarak baktığımız zaman iki temel yapı var, iki temel isim var ve bu iki temel ismin de ana referansları İslam. Hı. Ve bunlara da destek verenlerin ana gövdelerinin de referansları İslam. Öyle değil mi? Yani bu doğru İslam, hakiki İslam, onunki yanlış, onunki bozuk gibi bir tartışmaya girmenin anlamı yok. Sonuçta kendini evet. Buradan tanıyorsun. Aynen, evet. Bu kadar topyekün bir savaşın Türkiye'deki genel olarak dini hayata, İslami harekete ya da İslami camiaya etkileri, tabii kısa vadedeki etkileri çok belli olmaz ama daha orta ve uzun vadede ne öngörüyorsun? Bunun çok ciddi sonuçları olacak değil mi? Sanıyorum. Yani bu zaten bence uzun bir zamandır başlamıştı zaten. Yani yani İslam topyekün
İçinde işte Kur'an-ı Kerim'in sünneti, işte 1400 yıllık bir tarihi, askeriyesi, siyaseti olan bir kocaman bir külliyat her şeyle. İşte Şerif Mardin'i düşünelim işte. Yani bunun düzeyleri var. Gayet ulemanın konuştuğu, bildiği, işte daha vakıf olarak konuşulanlar. Daha mistik, daha işte nasıl diyeyim, sufizm ya da daha gündelik hayat. Belki hurafelerle falan karışmış, iç içe bir sürü bir şey falan. Bir de kurumsallaşmış yani genel adetler, gelenekler, görenekler gibi bir takım böyle katman katman bir şey. Şimdi ama her halükarda İslam bir bütünlük duygusu veriyordu. Yani işte artık geldiğimiz süreç içinde şöyle bir şey oldu. Bu çok daha fazla parçalandı artık. Öyle yekpare, bütün falan gibi bir durum yok. Yani işte birileri tamam mı kardeşim ben kitabımı okuyorum, ibadetimi yapıyorum diyor. Kimisi için artık galiba şöyle bir şey oldu. Daha çok bir kimlik haline geldi. Yani sosyolojik bir kimlik. Pratiklerden, inançtan daha çok bir kimlik, işaret. Yani başkalarına karşı kendini tanımlamak için bir işaret haline geldi. Bu da şu demek, ben dini din olarak yaşamaktan ziyade sana karşı kendimi tanımlamak için bir unsur haline dönüştürsem o zaman buralardan çok parlak sonuçlar çıkmayabilir. Yani işte o devrim ve karşı devrim ikileminde bir blokun kendini işte daha bir herhangi bir kimlik, içine din de dinin de girmiş olduğu, dini boyutunda girmiş olduğu bir kimlik, öbür tarafta başka bir kimlik. Bu kimlikler karşılıklı olarak birbirlerini çok korkunç şekilde üretebilirler ama tabii kazanan genellikle devrim tarafı olur. Yani işte burada şöyle de bir şey var. Sovyetler Birliği ya da başka yerlerde savaşan iki taraf var ve savaşan iki tarafın yanlarında yer alanların bir kısmı iki tarafta da İslam'da çok fazla tabii, alakası aynen. olan tabii, insanlar aynen. değil. Bu aynen. aslında bir aynen. dünyevi çok aynen, tabii. dinle alakası olmayan bir belki savaş. De hatta pardon unutma lafını. Yani örneğin bugün AK Parti tarafında diyeyim en radikal söylemleri kullananların bir kısmı da yani işte veya basın yayın falan bir takım organlar çok da dinle zaten İslam hareketi ile alakası olmayan insanlar. Yani bu tarafta çok ciddi bir şey var. Bunlar da bence ayrıca göz önünde tutulması gerekiyor galiba. Peki gelecek olarak şimdi biraz konuştuk ama tekrar kişisel gözlemin, umudun, temennin değil de daha realist bir şekilde baktığımız zaman Türkiye'nin yani böyle bir yakın vadesini nasıl görüyorsun? Bu süreç daha böyle sert bir şekilde sürecek mi yoksa bir durulma yaşayabilir miyiz? Şimdi bu evet yani ilk hissiyatım o. Evet sert bir şekilde devam edeceğine dair bir hissiyat var ama bir yanda bu hissiyat çok rasyonel değil. Yani duygularım böyle diyor. Bunu rasyonel bir takım argümanlarla destekleyebilirim. Çünkü şu oluyor, bu oluyor işte ne bileyim Binali Yıldırım diyor ki bu işte vesile olsun artık kaynaşalım bir araya gelin diyor. İşte arkadan Kısıklı Meydanı'nda Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor. Taksim'e şeyi yapacağız diyor işte. Kışlayı yapacağız diyor. Şimdi bu gerçekten tam olarak neye hizmet ediyor? Muhtemelen herhalde kitlesine yıkılmadık ayaktayız gibi mesaj veriyor. Şimdi bunları düşündüğün zaman yani bu verileri topladığım zaman o zaman belli ki bayağı bir sert gidecek bu. Ama bir yandan sosyoloji gibi bir takım disiplin işte bilim dalları da bana diyor ki bir adım, tek bir söz, bir şey mucizevi bir şekilde bu gökten inmesi gerekmiyor ama bir insanın yaptığı bir şey bir anda her şeyi değiştirebilir. Tamam. Yani insanlar arasında duyguları yeniden, aa bunlar insanmış. Yani benim düşman olarak gördüğüm insanlar, işte bugün tutuklanan insanlar vesaire birileri, gazetelerden falan toplanan insanlar. Ya bu insanlar aslında gerçekten benim gibi duyguları, benzer duyguları varmış. Bu insanlar gerçekten demokrasi istiyorlarmış. Kim yapabilir bunu? Herhalde tabii ki güç oranında olabilir bu. Yani kimin gücü daha fazlaysa onların verecekleri bir mesaj, bir işaret çok daha fazla yumuşamayı sağlar. Dolayısıyla büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da diyor. Galiba bana büyük ölçüde öyle geliyor. Çünkü şu an en güçlü insan o. Yani işte her bakımdan. İdeolojik üstünlük, işte pratik o darbeye karşı gelmiş olan bir toplumsal grubun, geniş bir toplumsal kesimin lideri olmak bakımında o toplumsal kesimin sembolleştiği, örtüştüğü, özdeşleştiği bir kişi olarak tabii ki onun vereceği bir mesaj çok fazla radikal son etkiler yok. Son dedim ama yine bir başka yok. Son şeyi sorayım. Şimdi demin sen de bahsettin Roboski'yi cemaat yapmış vesaire falan gibi şeyler söyleniyor. Aslında son dönemdeki çatışmaları ya da büyük operasyonların sorumluların da büyük bir kısmının darbeyle ilgili gözaltına aldığı, tutuklandığı falan da söyleniyor. Yani bu son Güneydoğu'daki operasyonları falan. Şimdi hükümet istese de iktidar diyelim, hükümet değil daha genel bir şekilde. Bu son Topyekün Savaş, Güneydoğu'daki Topyekün Savaş, kent merkezlerindeki savaşı
sürdürebilir mi teknik olarak onu bilmiyorum. Bir taraftan da açıkçası bu darbe girişimi tekrar bir diyalog ve masa ya dönüşü tetikleyebilir mi? Böyle bir hayıra vesile olma ihtimali var. Bence olabilir. Yani her ne kadar şu anda işte HDP o partiler koalisyonuna çağrılmıyorsa da işte ortak toplantılar ama HDP'nin tabii Selahattin Demirtaş'ın bu arada söylediği çok yanlış bir takım laflar da oldu. Yani işte o darbeye karşı çıkan insanlar meydanları işte gericileri bırakmayalım falan dedi. Bütün bunlar bence HDP'nin işte verdiği bir takım demeçlerle onu bir şekilde izale etmeye çalıştılar. Şimdi evet bence bu hayırlara vesile olabilir. Şöyle benim aklımdaki en ilginç ya da ilginç sana göre olmayabilir de yani unutamadığım örneklerden biri şu. Samanyolu Televizyonu dizileri aklıma geliyor. Yani korkunç bir takım dizilerdi. Yani işte o muhtemelen baya baya bir takım yarılmalar yarattı. Şimdi siz eğer işte bu cemaatin yaptığı bir takım kötülüklere referans veriyorsanız o zaman bu etkileri de düşünelim. Kaldıralım şu işte uluslararası güçler, işte bir takım kötü bir takım yaratıklar, işte karanlık odalarda bir takım Türkiye'nin aleyhine oyunu oynayan adamlardan kaynaklanan bir Kürt meselesi yerine Kürtleri al karşına. Onların içinde çok önemli en azından o nüfusun yarısına hitap eden partiyi de al karşına. Onunla konuşmak belki de işte Türkiye'deki gerçekten bu darbenin, bu müsibetin bir sürü hayra vesile olması için bence çok gerçekten yani bunu da sadece bir iyimser bir duygu gibi söylemiyorum. Bunun gerçekten sosyolojik olarak da çok güçlü olabileceğini düşünüyorum. Eyvallah. Evet, Ferhat Kentel'le 15 Temmuz darbe girişimini ve bunu toplumsal ayağını konuştuk. Bundan sonra neler olabileceğini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de bizleri izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Ben de teşekkür ederim.